Sizce Kayseri için ne yapılmalı? Kayseri için bence medeniyet gelmeli Kayseri'ye. Birazcık yobazlık gitmeli. Çünkü gerçekten buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kayseri için parklar daha güzelleştirilmeli. Binalar birbirine çok sık, binaların arası açık olmalı. Bir de çok yüksek binalar yapılıyor. Yani yatay yapıya gidek diyorlar. Şu anda bütün yapılar dikey oluyor. 14 katlı, 15 katlı. Bunun olmaması lazım. Bir. Bu yani sosyal faaliyet yok Kayseri'de. Parkların daha güzelleşmesi. Efendime söyleyeyim. Bunlar yani. Ben esnaf olarak her şeyin yerine yapılmasını istiyorum. Şu anda ben kahve esnafım. Her yer açıldı, bir de ben kaldım. Çay ocakları açıldı, yerler açıldı. Ben 5 ayda kapalıyım. 4 tane çalışanım var. Mağdurum da yani öyle yer. Şimdi yardım diyorlar, televizyona çıkarıyorlar. Bak sigortaya borcum var, kredi vermiyorlar. Artık kredi çeksem ben neyi ödeyeceğim? Kayseri'de ne yapılmasını istersiniz? Kayseri'de yolların ve etrafın düzenlenmesini, yeşilliklerin artırılmasını isterdim. Başka da bir şey istemem. Vallahi abi ben memnunum. Hiçbir şey yapılmasını istemiyorum. Bence Kayseri için mesela örneğin önce belediyenin bütün çevrece mesela örneğin atık suları tekrar döndürülüp yeşil alanı vermesi lazım. Ve bizim parklarımız daha çok olması lazım ki daha çok nefes alak yeşil alan. Ve bütün hep beraber Kayseriler olarak da çevremize temizlik olarak buna önem vermemiz lazım. Artı Kayseri'de turizm hiç o kadar fazla şey yapmıyor. Mesela örneğin Kapadokya dibinde, Kayseri'nin çevresinde de çok şey var. Bunu isteseler yaparlar yani büyüklerimiz. Yani Kayseri çok güzeldir. Artı tarıma geldiği zaman da şu vardır. Örneğin barajlar, tarım alanlarımız çoktur. Bu sularımızı kullanıp tarımı daha çok verimli hale getirip Kayseri'de ekilmeyen o kadar yerler vardır. En sonunda şunu söyleyeyim, sizi fazla tutmayayım. Yeşil enerjide de Kayseri mesela çok yerleri vardır. Bunu güneş panelleri donatıp bizim dışarıya olan giderimiz hem temiz enerji olarak bize döner hem de ülkemiz için çok menfaatli olur. Kayseri için eğlence merkezleri olabilir. Yani gençlere yönelik bir aktivite herhangi bir şeyler olabilir. Vallahi başka ne bileyim insanların vakit geçirebileceği, kafa dağıtabileceği şeyler. Yani şu an tam kafamda oluşmadı ama bu tarz gençlere yönelik özellikle bu şekilde bir şeyler olabilir. Kayseri şu an çok monoton bir şehir. İnsanlar sosyalleşemiyor. Bu nedenle sosyalleşme açısından park ve eğlence mekanları biraz daha halkı yönlendirecek şekilde yapılabilir. Bunun Kayseri'ye faydası olacaktır kanımca. Hızlı tren yapılmalı bence. Hani Ankara, Eskişehir, Adana güzergahı üzerinde hani yapılabilir. Güzel de olur. Yapılacağı da söylendi, vaatler vardı, yapılmadı. Hani bekliyorduk ama olmadı. Ne zaman yapılır onu da bilmiyoruz ama istiyoruz yani. Çünkü bizim için hem gençler için daha hızlı bir ulaşım olur. Bizim için de hani gençler için hızlı ulaşımla hani günübirlik gidilip gelilebilir. Çünkü Kayseri'de olmayan mağazalar Ankara ve Eskişehir'de, Adana'da Zara olsun şey olsun hani var. Hani biz istiyoruz bunları. Bence Kayseri'de hiçbir spor aktivitesi yok. Yani mesela Eskişehir Bağlan'da sadece yüzme havuzu var. Başka hiç fitness salonuymuş, çarpmış, çürtmüş hiçbir şey yok yani. Bunların yapılmasını isterim yani şahsen. Gezecek bir yerler yapılmalı. Gezmek için gidecek hiçbir yerimiz yok. Mesela örnek olarak? Ya mesela şehir dışından arkadaşlarımız geldiği zaman götürecek hiçbir yerimiz yok. Sadece biraz turistik yerler var. Onlar da fazla çekici olmuyor onlar için. Ya biliyorlar çünkü daha önce gelmiş oluyorlar oralara. Vallahi ben bir eksiklik görmüyorum Kayseri'de. Her şey yerinde, uygun. Yani tarihi mekan olsun, parklarımız olsun, yeni millet bahçesi yapılıyor mesela. Yani her şey uygun. Şu an Kayseri'nin benim için en büyük sıkıntısı, ulaşımda çok büyük sıkıntısı var Kayseri'nin. Altta bu da belki sıkıntı olabilir ama şu an ulaşımı çok büyük sıkıntı. Kamyon bir yara Kayseri için. Yıllardır kimse düzeltemedi bunu. Yani en kral partisi de gelse düzeltemiyor. Yok sıkıntısı var. Ondan sonra mahalle arasında özellikle altyapılar çok bitik bir durumda. Yani hiç bakılmıyor. Yani nasıl düzeltirler, nasıl yaparlar, kim ne yapar bilmiyorum artık. İnşallah Allah yardımcısı olsun Kayseri'nin. Ondan sonra biraz daha ister istemez şeyin verirse eğer, tepkisini, seslerini bir ulaştırabilirse
İnşallah ama umarım bir şeyler yapılır bu Kayseri'ye. Sosyal aktivitelerin az olduğunu düşünüyorum. Ben Tunceli'de okuyorum. Orada öğrenciyim Muz Üniversitesi'nde. Mesela orası buradan çok küçük bir yer olmasına rağmen çok daha gelişmiş. Daha sık otobüsler falan, köprüler, kavşaklar az. Daha Erciyes'e daha önem verilmeli. Kayseri Kalesi'nin içi daha da güzelleştirilmeli. Zaten yakın zamanda bir restorasyon çalışması oldu. Bence bunlara daha çok önem verilmeli. Kayseri'miz mükemmel yer. Belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Daha bundan güzel olmaz abi. Teşekkür ediyoruz. Her yer tertemiz. Dört dörtlük. Her tarafa sivrisinek gidiyor mu? Yatılmıyor lan, ilaç çıkmıyor. Nasıl belediye? Çalışıyor, parayı alıyor devletten. Başka bir şey yok oğlum. Şöyle. Başka var mı? Yok, bak yollara bak. Ya şuralar temizlenmiyor bak. Al. Temizleniyor mu şunlar? Temizlenmiyor. Çöp geliyor, şurayı süpürmüyor. Şurayı süpürüyor, gidiyor. Bakmıyorlar belediye. Kayseri için seçimden önce verilen vaatleri yerine getirmeli. Örnek veriyorum, Kayseri Spor Parkı, sarı kırmızı kaldırım taşları, Kayseri Spor Ormanı. Bunlar yerine getirirse daha iyi olur. Yani Kayseri Spor'umuza daha çok yardım edilmeli. Yani sahip çıkılmalı memleketimizin takımı ne de olsa. Vallahi iş lazım ya. İş yeri aç yapılmalı. Aynen, iş imkanları lazım. Yaşlıların daha çok gidebileceği belli bir yerler olmalı. Kendi aralarında kaynaşabilecekleri parklar, bahçeler değil de insanları rahatsız etmeyecekleri bir yer. Yanlış anlaşılmasın, yaşlılar insanları rahatsız ediyor demiyorum. Bazıları rahatsız ediyor. O şekilde olabilir. Parkların daha da güzelleştirilmesi, daha çok güvenlikli olması gerekiyor. Çünkü birçok olay oluyor. İnsanların rahatsız olduğu olaylar oluyor. Bunların önüne geçilmeli. Yani bunlar güvenlik olması gerekiyor daha çok. Onun dışında sosyalleşmesi lazım insanların biraz daha, görüşlerin biraz daha açık olması gerekiyor. Daha yobazlık denilen şeyden kurtulunulması gerekiyor.